Herkese merhaba. Bugün ses ve özellikleri konusunu işleyeceğiz. Neler öğreneceğiz? Şöyle kısaca bir bakalım. Sesin oluşumu ve yayılması, sesin farklı ortamlarda farklı duyulması, sesin sürati ve son olarak sesin maddeyle etkileşimine bakacağız. Maddeyle etkileşim kısmında iletilmesi, yansıması ve de soğurulması kısımlarına değineceğiz. Öncelikle sesin oluşumuyla başlayalım. Sesin oluşması için gereken en temel şart titreşimdir. Ses titreşimlerle oluşur ve bir enerji türüdür. Peki titreşim dediğimiz şey nedir? Titreşim bir cismin ileri geri gidip gelme hareketidir. Bu neye benzer? Parkta salıncağa bindiğimizde bir ileri bir geri gideriz. Bu bir salınım hareketidir ve aynı zamanda bir titreşim hareketidir. Ses de bu yüzden bir salınım hareketidir diyeceğiz. Ses kaynağından çıkan ses dalgaları kulağımıza gelene kadar havadaki tanecikleri titreştirir. Bu titreşen tanecikler kulağımıza gelir ve beynimize bir uyarı gönderilir. Biz bu uyarı sayesinde sesi ne yapmış oluruz arkadaşlar? Algılamış oluruz. O zaman ses havada yayılabilir diyebilir miyiz? Evet yayılır. Peki ses nasıl yayılacak? Öncelikle ses dalgalar halinde ve her yöne yayılır. Geçen sene hatırlarsanız ışık konusunda görmüştük nasıl yayılıyordu ışık. Doğrusal halde yayılıyordu. Bu sefer ses için dalgalar halinde yayılır diyeceğiz. Bu neye benziyor? Bir göle gittik ve taş attık. İşte taş önce küçücük dalgalar oluşturdu. Sonra giderek büyüyen dalgalardı bunlar. Ses de aynı şekilde önce her yönde küçük bir dalga ardından büyüyen dalgalar oluşturur ve enerjisini tanecikler aktararak devam eder. Ses için demiştik ki enerjidir demiştik. Ve yayılması için tanecik gerekir. Çünkü ses enerjisini tanecikler üzerinden birbirine aktarır ve bu şekilde de yayılmış olur. Bunu neye benzetiyoruz? Domino taşlarına benzetiyoruz. Domino taşlarının özelliği nedir? Bir tane domino taşını devirdiğinizde diğer domino taşları da ard arda devrilmeye başlar. Çünkü o enerjiyi ne yapar birbirine aktarır? Hatta domino etkisidir bunun adı. Ses de aynı şekilde domino taşı gibi her enerjisini tanecik üzerinden diğer taneciğe aktarır ve etrafa bu şekilde yayılmış olur. Sesin yayılabilmesi için ne gerekli? Maddesel ortam gerekli. Burası çok önemli. Maddenin olmadığı bir yerde enerji aktarımı olmaz. O zaman ses maddesel olmayan bir yerde yayılmaz. Geçen sene görmüştük. Maddenin 3 tane hali vardı hatırlarsanız. Katı, sıvı ve gaz hali. Katı haline baktığımızda mesela masa gibi, tahta gibi, kalem gibi tanecikler birbirine oldukça yakın. Hatta demiştik ki boşluk yok denecek kadar azdır, en düzenli halidir demiştik maddenin. Sıvıya baktığımızda tanecikler birbirinden uzaklaşmış ama hala bağlar var. Gaz içinde demiştik ki tanecikler birbirinden çok bağımsız. Bu yüzden de sesin yayılması gazlarda oldukça zordur arkadaşlar. O zaman şunu unutmayacağım. Şimdi sesin enerjisinin aktarılması için ne lazımdı? Tanecik lazımdı. Yani maddesel ortam gerekiyordu. Maddesel olmayan ortam var mı? Evet var. Neresi burası? Boşluk. O zaman önemli ses boşlukta yayılmaz diyeceğiz. Nasıl görebiliriz bunu? 2 adet fanus aldık. Bu fanuslardan birisi havasız. Yani vakumlanmış ve havası alınmış bir şekilde. İçerisinde bir çalar saat var. İkinci fanusumuzda da bu sefer hava olan bir ortam ve içerisinde yine bir çalar saat var. Alarm zamanı geldiğinde havasız olan ortamdaki çalan saatin sesini duyamayız. Ancak hava bulunan ortamdaki çalar saatten ses dalgaları yayılmaya başlar. Sebebi nedir? Buradaki ses dalgaları havadaki taneciklere tutunarak titreşim oluşturur ve yayılır. Ancak havasız ortamda bu ses dalgası oluşsa bile tanecik olmadığı için ses dalgası ne yapmaz arkadaşlar? Yayılmaz. Günlük hayattan başka bir örnek verecek olursak. Güneş bizim bildiğiniz gibi ısı ve ışık kaynağımız. Işıklar uzay boşluğunu geçerek dünyamıza ulaşıyor ve yeryüzünü yaşanılır kılıyor. Enerjimizi bir ışık sayesinde alıyoruz. Hatta güneş bu enerjisini demiştik ki patlamalar sayesinde elde ediyordu. Hidrojen ve helyum patlamaları sayesinde. O zaman güneşte meydana gelen bu patlamalar
bizim tarafımızdan duyulmuş olsa dünyada yaşanılmaz. Ama biz bunu ne yapmıyoruz? Hiçbir şekilde duyamıyoruz. Neden? Çünkü uzay dediğimiz yer maddesel bir ortam değil. Yani boşluk. O zaman uzayda maddesel bir ortam yoksa ses de ne yapmayacaktır arkadaşlar? Bir öğrencimiz ise piyano çalıyor. Onun da sesini dinliyor. Bildiğiniz gibi flüt üflemeli bir çalgıdır. Piyano ise telli ve vurmalı bir çalgıdır. Gözlerimizi kapatsak ve ikisini de dinlesek hangisinin flütten geldiğini, hangisinin piyanodan geldiğini aşağı yukarı ne yapabilirsiniz? Tahmin edebilirsiniz. Aynı şey keman ile bağlama için de geçerlidir. Gözlerimi kapatsam ve keman sesini dinlesem bağlamadan farklı olduğunu ne yapabilirim? Ayırt edebilirim. Bunun sebebi kaynakların, bu sesi oluşturan kaynakların farklı maddelerden yapılmasıdır. Yani siz tahta bir kaba, metal bir kaşıkla, plastik bir kaşıkla, porselen bir kaşıkla, cam bir kaşıkla her vurduğunuzda farklı bir ses elde edeceksiniz. Neden? Çünkü bunların yapıldığı maddeler de farklı. Tanecik yapısı da farklı. Haliyle hepsinden farklı ses çıkacaktır. Bizim buradan çıkaracağımız sonuç ne olacaktır? Farklı ses kaynaklarından farklı sesler çıkar arkadaşlar. Aynı şey aynı ortamda bulunmayan maddeler için de geçerli. Şöyle ki fanusumuzun birisinde hava var ve çalar saatimiz var. Diğerinde su dolu bir fanus, içerisinde de çalar saatimiz konmuş. Normalde çıkan seslerin nasıl olmasını bekliyoruz? Aynı olmasını bekliyoruz. Ancak burada maddesel ortamın değiştiğini görüyoruz. Maddesel ortam değiştiğinde duyulan ses de farklı olacaktır. Zaten ileride göreceğiz. Bu ortamların değişmesi sesin iletim hızını da etkileyecek. Buradan çıkaracağımız sonuç ise aynı ses farklı ortamlarda farklı duyulur olacaktır. Bu sunumumuzun sonuna geldik videomuzun. Daha sonraki konularımızı ikinci videodan takip edebilirsiniz arkadaşlar.